Edeyim meclise kısa bir beyan, kıssadan ise âlâ arif olan. Kıymetli izleyiciler, ben Fatih Yıldız. Bugün sizlere güzel bir hikaye anlatacağım. İsterseniz şimdi hikayeme başlayayım. Hak dostum hak. Yıl 1975, Ekim ayı. İşler güçler tırıp, Eylül ayı olmasından mütevellit, okullar başlamaya dönmüş, şehirde okuyan öğrenciler peyderpey okullara gitmeye başlamışlardı. Tabii benim böyle bir derdim yok. Çünkü ben daha ilkokul son sınıftayım. İlkokul son sınıftayım dediğime bakmayın. 1 ile 5 arasındaki bütün sınıflar beraber derse girmekteyiz. Okul evimize çok yakın olmasına rağmen benim okula gidişim nereden baksan 10 gün bulmaktadır. Okulumuza iki tane bayan öğretmen gelmişti. Birinin adı Ayşe Uçar, memleketi Osmaniye, diğerinin adı ise Hülya Çapan, Tersus'tur. İlk dersimiz Anca Hoca'yaydı. Anca Hoca, çocuklar, verdiğim kitapları alın, ben size gösterdiğim kitapları alın, saçlarınızı kestirmeden okula gelmeyin, dedi. Tabii, benim için bu sadece bir demekle ibaret değildi. Benim için bu bir emirdi, emir. Ben direkt eve gittim. Anneme, ana, Azgül diye bir çığlık attım. Anam koşup yere geldi. Ulan oğlum ne oldu? Dedi. Ana, öğretmen saçınızı kırktırın. Size söylediğim kitapları da almayı ihmal etmeyin dedi. Dedim anama. Anam da, tamam oğlum, saçını git, embiyen kırktır. Kitapları da Osmaniye'ye git, babaysa oradan alsın. Hem de babayın ne yaptığını görürsün, dedi. Babam da o zamanlar Anca Hoca'nın babasıyla beraber tanışıyorlarmış. Anca Hoca'nın babası babama demiş ki, senin çok güzel kıraatın var, gel seni büyük camiye müezzin edeyim demiş. Ondan sonra tabii babam müezzin olduktan sonra Karabük'te demir çelik fabrikasında işe gitmeye başladı. Neyse buraları geçelim. Ben direkt cama çıktım. Cama çıktım, evimin evine doğru böyle bakmaya başladım. Evimin evine baktım ama evim de camdan bakıyor. Kapıyı mapıyı kolaçan ediyor. Ben oradan aşağı ener enmez doğruca gene evimin evine gittim. Emmin yanına vardım. Emi, ha bu saçımı kırkan mı dedim. Emim de, az bekle yeğenim, biraz sonra kırkarım dedi. Ben tabii tencanlıyım ben. Ben babam olsa, baba saçımı yüğüle dediğim anda babam kafamı yüğülerdi. Ben aklıma koydum, kafamı kendim yüğüleyeceğim. Hemen gittim babamın tıraş çentesini, tıraş makinesini, tıraşının jiletini, bir de unutmadan söyleyeyim babamın zabınını aldım. Zabınını aldım çünkü kafama süreceğim, rahat gene tıraş edeyim diye. Tabii bunu yapacağımdan kimsenin haberi tabarı yok. Ben gittim cihanın kıyısına. Cihanın kıyısına gezerken de kafadan, yukarıdan güneş kafama tepime ağrı bir vuruyor. Kardeş bir görsen. Kafam cayır cayır ediyor, yanıyor. Ayrıca kafamdaki saçın da renginin değiştiğini bile hissedebiliyor. Neyse, Cihan dediğime bakmayın. Ceyhan Nehri'nin kıyısında. Ceyhan Nehri, Cihan. Neyse, Cihan'ın kıyısında bir taş buldum. Taşın üstüne yavaşça gene oturdum. Çömeldim. Ondan sonra kafamı birazcık Cihan'da yıkadım. Islattım. Zabınla birazcık köpürttüm. Cileti makinenin ağzı taktım. Bas ettim cileti. Abo! Zabın kafamda donmuş. Cilet kafamı kesmiş. Ha buradan ağrı, ha buraya doğru eniseme ağrı bir sıcaklık akmaya başladı. Bir baktı mı daha bile, uy anam kan akıyor. Hemen kafamı Cihan'a doğru daldırdım. Daldırdım ama kan habire fışkır fışkır fışkırıyor. Ne yapacağımı bilemedim. Bir baktım
Cihan'ın karşısından bizim Emma oğlu geçiyor. Hemen bakalım mı? Emma oğlu! Fio! Fio! Diye çağırdım. Emma oğlu. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Geliyorum dedi bana. Meğer Emma oğlu ben başka bir şey oluyorum sanmış. Koca gene geldi. Ulan Emma oğlu senin saçın halı ne? Sen ne yapmışsın kafaya? Dur ben senin kafayı yülüyüm dedi. Ben de Emma oğluna zaten ben de seni onun için çağırdım Emma oğlu. Ha bu kafama bir yülü dedim. Emma oğlu sen dert etme kardeş. Ben kafayı yülüyorum. Sen kafayı küllük tut dedi. Dedi ama zaten hava çok sıcak. Emma oğlu kafama zabını sürdüğü anda zabın kafamda donuyor. Emma oğlu cileti vurmaya başladı. Cileti vuruyor ama kafam cayır cayır yanıyor yanıyor perişan oldum. Neyse. Emma oğlu da bu işi beceremedi. Ben oradan kalktım doğru yere gittim. Gitmem de gerekiyordu. Çünkü kan kafamda durmuyor kardeşim. Ben oradan gittim eve. Eve gittim. Anam. Ula seni ya bu halinde yine bakayım. Ne yaptın sen kafaya? Emeceğin senin saçlarını kesmeyecek miydin? Diye bağırdı. Tabii böyle az bir bağırış değildi. Çok bağırdı. Beni bir taburanın üstüne oturtturdu. Taburanın üstüne oturdum. Anam eline cileti aldı, mahinayı aldı. Anam da kafamı zabınladı. Üçüncü kez kafam zabınlandı. Kafam zabınla donuyor diyorum ya. O da dondu kafamda. Anam cileti vuruyor fakat benim kafam gene cayır cayır yanıyor. Bir anam kafamı keserken bir anda gözüm aşağı taraftaki caminin kıyısına erişti. Bir baktım, Anşa Hoca bizi izliyor. İzlemek kadar kalmıyor kardeş, bıyık altından gülüyor. İçimden geçiriyorum ki, ulan Anşa Hoca hem öyle hem bunu bana veriyorsun. Saçımı yürüyken kafamı hep kesmişim, hem de bana gülüyorsun. Neyse, emim de bizi camdan görmüş. Emim geldi. Ulan yeğenim, ben senin saçını yürüyecektim. Sen ne ara kaçtın da kendi kafayı kesmeye başladın dedi. Emimle beraber çıktık dama. Emim beni bir taburaya tutturdu. Emim de bu işi biliyor kardeşim. Hep bu kesiyor. Ya o kesiyor ya babam kesiyor benim saçımı. Bundan ağrı lafı çok uzatmaya gerek yok. Emim kafamı kesti. Kesti ama kafam da eskisinden çok iyi hale geldi. Mükkem oldu kafan dedi emim bana. Bir de şaplak attı kafama. Yallah dedi ben gittim. Arkamdan da gülmeyi ihmal etmiyor. Her gören gülüyor. Bakalım yarın okulda ne olacak diye de aklından geçirmeden edemiyor. Zaba oldu. Okula gittim. Moralim bozuk. Bitmiş. Anşa Hoca bir taraftan gülüyor. Arkadaşlar bir taraftan gülüyor. Ne edeceğimi bilemiyorum. Kafam dazlak. Cibik gibi kafam aynı. Neyse. O arada bir haber aldım. Koç Hasan emmi Yeğenköy'e gidecekmiş. Cip sevindim. Bir sevindim. Koşuyorum. Bir oradan oraya koşuyorum. Çünkü Yeğenköy'e gitmek demek oradan Osmaniye'ye gitmek demek. Hemen cücük kağıtlarımı ayarladım. Kağıtlarımı ayarlayamaz gittim eve. Anam da tamam dedi. 50 kağıt tüfekli para koydu cebime. Oradan ağrı zaba oldu. Pantilimi giydim. Yeni pantil ha. Eskimez gider. Gömleğimi giydim. Bir de yeni aldım. Ayakkabımı giydim ayağıma. Sabahından onları eğneme giyer giymez. Koştum kapıya çıktım. Gideceğim. Anama Allah'a ısmarladık dedim. İndim gidiyorum. Ama giderken ne yapıyorum biliyor musunuz mu? Kumlu yerlerden gidiyorum ki berk bastığım zaman ayakkabımın izi çıksın. İzi çıksın ki giderken döndüğüm vakit ayakkabımın izlerini göreyim diye. Neyse. Fatih nenenin evin önünden geçerken baktım Fatih nene gümbür yayıyor. Gümbür yayarken bana bay bay der gibi bir hareket yaptı. Ben de onu ele kaldırdım. Fatih nenenin evini geçtikten sonra Urmaniye binasından ağrı gittim. Motorun kalkacağı yerde beklemeye başladım. Tabi biraz bekledim. Baktım
Urmaniye binasının buradan Koç Hasan emmi geliyor. Sevincime gelincime diyorum. Çünkü Yeğenköy'e gideceğim. Ben daha önceden Osmaniye'ye gitmiştim. Mehmet abim beni bir dalevara ile bekli getirmişti. Ondan doğru biraz hatırlayabiliyorum. Zatı anam da ondan doğru izin verdi. Yoksa ilk defa gidecek olsam anam izin vermez. Ben oradan doğru orada beklerken Koç Hasan emmi geldi. Benle beraber 4 kişi vardı. Biz bir motora bindik. Motor da naylon üstüne oturduk. Motoru da oğlu Celil sürüyor. Koç Hasan emmi de orada yanında oturuyor. Neyse, biz giderken herkes birbiriyle konuşmaya başladı. Gülüşmeler, kakıraşmalar. Ama bağıra bağıra konuşuyorlar. Kardeşim, bu da kafada. Motorun sesi, naylonun sesi, tangur tungur tak çakıllı yollardan geçiyor. Bir de bunların sesi. Kafam şişti. Oradan sonra tam giderken oradan bir el etti. Arabi elinde bir tepsi ekmek, motora bindi. Motora bindi, bir baktık ki bizim Dezoğlu Halit. Ulan sen nereye gidiyorsun Dezoğlu dedim. Ben de Yeğenköy'e gidiyorum dedi. Ondan ağrı biz gittik, biz başladık bununla biraz muhabbet etmeye. Muhabbet ederken Yeğenköy'e gideceğimiz geminin yanına vardık. Ey yavrum hey, kardeş. Gemiyi bir görsen, bir halata bağlı iki tane kayıktan oluşuyor. Devasa, kocaman gene bir şey. Oradan azıcık gene bir rampa çıktık. Ama içimizde avrumadık yer kalmadı biliyor musun? İçimden diyorum ki Allah şu Yeğenköy'e bir varaydık da bir kurtulaydık diyorum. Neyse. Gemiden de indik. Artık Yeğenköy'e vardık. Sonra bizim Dezoğlu orada hemen bir şeye el etti. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Meğerse paytonmuş. Bana hiç bakmadan eline ekmeğini alır almaz paytona bindi. Oradan ağrı geçti gitti. Benim de aklımda orada bir tek minibüs karı var. Minibüs karının hayal meyratını hatırlıyorum. Dedim mi? Mehmet abimle beraber gelmiştik. Oradan hatırlıyorum. Minibüs karına doğru giderken orada baktım bir Osmani diye bağıran minibüs mavini. Heh dedim, tamam ben minibüsü buldum. Orada kareli minibüslere bindim. Biner binmez şoför mavini geldi. Nereye gidiyorsun yeğenim dedi. Ben de Osmaniye'ye gidiyorum dedim. Tamam dedi ve gitti. Tekrardan o Osmani var mı Osmaniye'ye gidecek? Osmani şimdi kalkacak diye bağırıyordu. Neyse, minibüs kalktı. Giderken de yolda bir aptal arvadı bizi el etti. Minibüs mavini alsak mı almasak mı diye kendi kendine bir şeyler yaparken minibüs şoförü azıcık frene bastı. Kapıyı aptal arvadı açar açmaz içeri doluştu. Kardeşim elinde 3 tane hızan, 1 tane çanta, bir de pis gene bir horoz var. İçeri girer girmez içerisi kokmaya başladı. Hemencecik gitti, arka koltuğu zapt etti. Tabii biz hemen camları açtık, içeri pis kokuyor. Tabii şoför muavini hemen çırpınan huruzu aldı ayaklarından, düğümünü bastı düğme, koydu arabinin üstüne. Abdal arvalı da belli, çirkez. Şoför bey, eğer huruzuma bir şey olursa sağa sorarım bak ha, dedi. Bir de üstüne sadece kara migara içirtmem. Fosur fosur içemezsin. Diye de ekledi. Tabii biraz da mırıldandı ama biz anlamadık ne dediğini. Oradan sonra giderken tam Maraş yoluna çıktığımız vakit 4 tane adam el etti. Kapıyı açtı minibüs muavini. Bir tanesi benim işim var. Ben hemen bineceğim bu arabaya dedi. Hemen atladı içeriye. Diğer üçü kafalarını uzatır uzatmaz burunlarını tutaraktan geri kaçtı. Biz diğer minibüsle geleceğiz. Siz gidin
dedi. Çünkü içerisi çok pis kokuyor kardeş. Binecek gibi değil. Oradan sonra minibüs şoförü delirdi. Minibüs şoförü burnundan alıyor soluğu. Kızgın. 3 tane adam alamadı. Yolcusunu alamadı. Tam Maraş yolundan çıktı. Giderken aptal arabada gene seslendi. Ulan minibüsçü! Bir plak koy da dinleyelim. Cenaze evi mi burası kı? Dedi ama minibüs şoförü sinirinden bayılıyor. Hiç tepki vermedi. Oradan biraz daha devam ettik. Devam ediyor. Ama içerisinden ne? Çalgı cümbüş. Yani çalgı cümbüş derken şarkı markı değil. Aptal arvadı horuzuyla konuşmaya çalışıyor. Hızanıyla konuşmaya çalışıyor. Kafamız şişti. Tam Maraş Petrol'ün yanına vardığımız anda minibüs şoförü efendi çektiği zaman biz kafamızla beraber cama çap diye yapıştık. Yapıştık. Ben kendime geldiğim anda içeride bir dövüş, bir kavga. Aptal arvadı. Acele misin sen oğul sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Dedi. Meğerse derdi cama yapıştığı için kızmak değilmiş. Derdi para vermemekmiş. Minibüs şoförü zar zor yarım yolcu parası aldı. Ondan ağrı Bağda sen nereye gideceksin yeğenim dedi. Ben de orada insan garajı bulamayacağımdan korkuyor. Yoksa garajı bulacak olsam ineceğim. Garaja gidiyorum dedim. O da bana bir şey demedi. Ama garaja da çok yaklaşmışız. Kardeşim insan da bulabilirmişim yani. Beni garaja götürdü ama bana da kimse para pul sormuyor. Ben de kimseye para pul söylemiyorum. Ne söyleyeceğim? Beni herhalde küçük gördüler. Kimse bana bir şey demiyor. Neyse garajda indim. Şimdi son işim Büyük Cami'nin minaresini bulmak. Büyük Cami'nin minaresini bakarken aha da buldum dedim. İçimden bu sefer oh dedim. Gene sevindim. Oradan ağrı Büyük Cami'ye gittim. İçimden geçtim. Ben şimdi babamın yanına geçsem, eve geçsem kendim ağlarım. En iyisi ben biraz buralar bir kolaçan edeyim. Oradan sonra babamı bekleyeyim, burada görüşelim. Çünkü babam buraya 11'de gelecek. 11'de gelecek çünkü 12'de ezan vakti olacak. Ondan ağrı ben biraz caminin etrafını kolaçan ettiğim zaman doğru gene gittim burada bir kahvehaneye. Kahvehanede de bir tabureye oturdum. Babamı beklemeye başladım. Tabii iş burada bitmiyor. İşin aslı geride.